Şu videoyu izleyelim artık. Tuna. Tuna. İdmana gideceğiz oğlum. Ulan DC Universe Online değil mi bu oyun? Bırak şu oyunu hadi ya. İdman var bugün. Şunu atayım çıkalım ya. Oğlum. Günlük görevleri yapmam lazım. Oğlum bugün 500 kilo kaldıracaksın lan. Hadi hadi. Tamam tamam kanka tamam. Bu arada ekipmanların yeni galiba. Ekipmanlar oynar. Ona bir saniye değineceğim hemen. Ekipmanları bana Corsair Türkiye yolladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu kaliteli ekipmanlar için. Reklam. Off günlerde ne kadar oyun oynamayı sevdiğimi bilirsiniz. Aktif recovery, dinleniyorum oyun oynarken. Helal çok teşekkür ediyorum tekrardan. Oğlum ışıklı mışıklı güzelmiş ha. Vallahi bak. Vay be. Eski klavyem. Ne oyunlar oynadık. Ne kurgular yaptık bu klavyeyle. Hep takılırdı. Sümük burada hala chat. Hep oyunda yanlış tuşa basardım. Gece oynarken de hiç göremezdim lan ekranı. Zülfikar çıkardı oğlum. Bir anda suddenly Zülfikar çıkarttı bu adam. What the fuck? Ufak bir su molası. Hop, Tuna editör mü tutmuş? Bir videoların bir şeyi değişmiş. Bir vibe'ı değişmiş. Afiyet olsun. Eyvallah kanka. Oh çıkalım. İzlenme kafamda klavye parçaladım ben dedim. Çalışan klavyeyi. Eskiydi yani. Geçen gün de mouse'u parçaladım. Kapıyı kırdın. Evet. Tabloları parçaladın. Evet, onlar da evet. Daha ne yapacaksın? Biraz sinirlendim de. Ay canım, inanmıyorum. Elbaşımıza kıcamaz kaldım. Zili parçaladın. Zili nasıl parçaladı? Onu da mı kırdın? Son anahtarla kötü. Evden çıktık. Günün planını kısa bir şekilde anlatayım. Takipçimizle buluşup kahve yükleyeceğiz. Zili nasıl parçaladı acaba ya? Oradan idmana geçeceğiz. Oradan da yemek falan videoyu bitiririz. O zaman devam ediyoruz. Ufak bir yolluk. Lazım, lazım arkadaşlar. Doğada susuz ve enerjisiz kalmak istemeyiz. Doğru. Ne kadar güzel bir gün. Come on! Kahve yüklemeye geldik. Yanımızda takipçimiz Melis var. Nasılsın Melis? İyiyim sanırım. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bir antrenman videosu çekeceğiz bugün. Sen okeysin değil mi? Bakalım, güzel bir antrenman bizleri bekliyor. Aslında haftanın en hafif antrenman... Bu videoda daha bir sinirli, evet. Onu ben de fark ettim, bilemiyorum niye. Neşi teşekkür ederim, hoş geldiniz bu arada, yeni gördüm. Ne olacak benim de? Senin, senin de mi? Aynen, aynen tamam. O zaman çok oyalanmadan ben bir kahve siparişini vereyim. İçeceğim bir şey? İçerim ben. Tamam o zaman, gel sen de bir kahve alalım. Devam ediyoruz. Havalı editli kahve bekleme sırası. Dört tane Amerikano'yu paket yapmış ama biz halbuki burada içecekmiş. Burada içeceğimizi idrak edemedik. Bu adam beni yer mi? Sadece yese gene iyi. Yetecek mi Tuna onlar sana? Oğlum instantly midem bozuldu bu kadar kahveyi görünce. Ve soğuk kahve. Nasıl alırız daha? Ne yiyorsun ya? Klinçim antrenmandan önce. Oo, bu Cenk de çok yiyordu, ben hiç denemedim. Evet. Güzel mi tadı? Bayağı güzel, denemek ister misin? Olur, deneyeyim. Buzdan da vereyim mi? Bakalım, o buzdan da var. Nasıl? Yalnız bayağı iyi. Kakaolu. 30 gram falan kalp var içinde. Antrenmandan önce bayağı temizliyor. Aşırı hoşuma gitti. Ben bunu yerim. Ben yiyeceğim. Sen yemezsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Cihazın yemeğini yedi. Evden fırladım geldim, yemin ediyorum. Ne yaptın? Evden fırladım geldim bak. Hayda.
Ne yazmış? Dur bakayım. Burayı bulun gidelim. Arkadium Starbucks harbi. Orası lan gidiyorum. Ya da pizza. Lan Arkadium Starbucks lan. Video çeker gitsene çıkıyorum evden. Ben de salona geldik. Çayyolu Fit Lab'deyiz. Fit Lab'a bizi salona kullanma imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Abi Instagram'a nasıl girmiş? Hani bozuktu? Ben de bilmiyorum. Tuna'ya özel Instagram yapmışlar. O yüzden girebilirim. Sen giremiyorsun. Yes. Şimdisin. Herkes çok küçük değil. Tuna çok büyük bir ihtimalle chat. Sonra Omret Press'le başlayacağım. Devam ediyoruz inşallah. Arkadaşlar çok fazla DM geliyor. Ben bunlara olabildiğince bakmaya çalışıyorum. Instagram'ı da aktif kullanıyorum. Güzel soru gördüğümde cevaplıyorum zaten. Hani boş şeyleri biraz cevaplamıyorum. Onlar gereksiz ama böyle güzel şey gördüğümde olabildiğince yanıtlıyorum. Size anlatıyorum bilmeniz gereken şeyleri. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz bu arada. Linkler aşağıda var. Set aralarında böyle 3-4 dakika bakıyorum sonra satıyorum. Baba bu telefon iPhone 12 mini mi yoksa normal iPhone 12 falan mı? Ya da bu telefon bu kadar küçük değil değil mi? S3 mini gibi duruyor orada da. Gerçi niye şaşırıyorsun? iPhone 4 mu la o telefon? iPhone 4 olamaz. Full ekran çünkü. Ne var bu mutmanda? Ben bugün kalça ve sırt yapıyorum. Kalça ve sırt, ne yapıyorsun kalça ve sırt için? Spor zonu alınmış bu arada, evet. Bir 4 saat falan olmaz. Ondan sonra cable ve kullanmayacağım. Ondan sonra kalça biraz böyle eklerim. Sonra bir körle bitiririm diye düşünüyorum. Gayet iyi. Evet. İtiraz değil misin? İtiraz da fena değil mi? Oo. Hadi bakalım görelim o zaman günlerlerini. Merhaba. İtiraz yapıyorsun sanırım. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. O hareket öyle yapılmıyor. Onun tamamen yanlış. Ben sana bir anda hip thrust geldi. Ne bilmiyorum. Ne diyorum efendim? Stop chat. İstemiyor musun? İstemiyorum. Tüh. Ben salonumda böyle yanlış hareketlere izin vermiyorum. Lütfen bu hareketi bırakacaksın ve salonu terk edeceksin. Ben şu an ağırlığını el koymak zorundayım. Abo. Kızın ağırlığını çaldı chat. Helal olsun. Millet geliyor şurada. Hayran bakışlarımı atıyor yoksa ağırlığı mı bekliyor şuradaki insanlar? Abi biz ağırlığımızda kaldırabilir miyiz? Abi 4 kişi bekliyoruz ağırlıkları. Gidip istesek mi? Evet, Melis Tuna'nın antrenmanı. Galiba ağırlığı bekliyorlar. Tamam. Çok. Yani biraz bugün böyle hızlı atıyor. Evet, hızlı yapıyor. Bugün aynen. Takipçimiz çok beklemesin dedim. 10 saatlik bir idman atmayayım dedim. Normalde 10-12 saat arası idmanlar home gym'de galiba. Bunun gibi 8-9 set daha atıyorum zaten tek hareket için. Ama şu an 2 set daha atıp bitireceğim. Evet, bir de salonlar... Misery, abi yarısını bize verebilir misin abi? Nafi oldular mı? Yok, olmadılar da öyle ön görüş sadece. Nafi oldular mı? Pardon. Set arası yoga mı? Meditasyon. Aynen. Cenk'ten sonra ben de meditasyona ilgi sardım set aralarında. Çok işe yarıyor. Ses ol lan. Avatar haline geçeceğim şimdi. Son barbekücü. Omuzlarımı sıcak tutmak için takipçimle hafif kilo overhead press yapacağım. Kaç kilosun? 60 kilo. Tamam. Yani sıcak tutmak için yeterli. Küçük bir ağırlık. Abi Tuna ne zaman yemek yiyecek? Tuna ne zaman yemek yiyeceksin? Şey, bana sadece yemek yemiyor. Susar mısın? Kadını kaldırdı diye nasıl şaşırabilirsin oğlum? Herif kaç kilo kaldırıyor? Büyük ihtimal chat'teki insanların %90'ını hiç sıkıntısız kaldırabilir. Arkadaşlar alan çekme yarışı yapacağız. Bu da set arasında soğumamak için yöntemlerden biri.
Squid Game'de karşı takımdaki rakip olur gibi bu... Pardon. İnanılmaz. İnanılmaz. Clutch, direkt clutch. Oğlum taktiği bilmiyorlar. Yapmaları gereken şey onların 3 adım ileri gideceksin. 3 adım ileri gideceksin. Sonra biraz da geri gideceksin. Taktik o. Yanlış yaptılar. Yoksa devirirlerdi bu arada. Yani hammer tutuşta ben sırtımı daha iyi hissediyorum. Kanat, latissimus dorsi kasları daha aktif. Geniş tutuşta genelde öyle yapıyorlar, evet. Latissimus bana büyük anlamda. Ben hep onu yapıyorum. Biraz daha sırtın orta bölümü ve trapez daha çok çalışıyor. Ben tercih etmiyorum çünkü daha kısa bir hareket mesafesi. Ve omuz eklemine, rotator cufflara birazcık kötü olduğunu düşünüyorum. Hep bunu yaparım, led pull'dan yapacaktım. Bunu tabii göstereyim ben sana. İzle, sadece koldan çekmeyecek. Sırtımı geriye atıp sırtı sıkıştırıyorum. Rotal, chat. Ama esnetirken de kendimi bırakıyorum, yani bak. Şunu yapmak hiçbir şey yaramaz. Sırt çalışmadı, sadece kol çalışıyor. Ama sırtını biraz esnetirsen, çekerken de sırtla çekersen daha iyi bir kontrol istedim. Hırpır daha iyi yaparsın. Çok mantıklı ama. Acaba bu kadar kaslı olduğun zaman böyle normalde insanlara ağır gelecek şeyler sana hafif geliyor mudur? Çok çok dangoz bir soru bu ama hani mesela buzdolabı taşıyorsun ev taşırken. Böyle bayağı rahat taşırsın değil mi mesela? Günlük aktivitelerini çok 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 rahat yaparsın taşımayla alakalı. Tabii ki de yani. İlginç bir his olması lazım. Ya adam gel evet. Su sebilini mesela damacana takıyorsun. Normal insanlar böyle yaparken bu herif böyle yapıyor mu acaba ona? Yapar galiba onu değil mi? Sebile bunu alır böyle. Zırt diye çevirip sokar. Evet. Çünkü zaten şu kaldırdığı 20 kilo. Zaten bir damacana kaldırıyor zaten. Eğlencelidir galiba o his. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Melis bizi 3 senedir takip ediyormuş. Evet. 3 senedir sen bayağı her şeye şahit oldun. Seç, clap, kaldır abi, ben kaldıramıyorum. Bağırıp çağırıp evi yıkmalı setleri gördüm. Bu çok fena ya. Burasının apartman boşluğu olduğunu bilmek çok daha komik yapıyor. Yani yukarıda teyzenin tekinin oturma odasına falan tekabül ediyor büyük ihtimalle orada ama genelde evler öyle yapılıyor. Ağaç yemeği gördün. Şimdi bugün sen antrenmana gelirken ne düşündün? Korkmadın mı? Çekinmedin mi? Bir tık korkuyordum. Ama yani tanıştıktan sonra o korku gitti. Peki nasılmış antrenman yani? YouTube'da izlediklerinle buradaki farklı mı? Hiç farklı değil. Değil mi? Gerçekten. Yani overhead'de bütün sonu seni izliyordu. Biraz bağırmış olabilir mi sana? Overhead'de, aynen. Beklentilerini karşıladı mı peki bu antrenman? Beklentilerimi karşıladı. Herkes cidden izliyormuş ha. Fan değildi galiba o herifler. Ağırlıkları istiyorlardı herhalde. Yukarıda anneannesi, aşağıda annesi var. Ama o normal evinde bir üst katta çalışıyor. O deminki manyak antrenmanda da ben lore'u çok iyi bilmiyorum ama
Orada da mı abi, annesiyle annesi konuşuyor? Arasında voleybol oynarken topa benim vuracağımı belli etmek için geldim diye bağırdım. Sanırım yanlış anladılar. Neyse, 12.sin. Sen de niye öyle bağırıyorsun ki? Antrenman sonu. Leg extension yapmamın sebebi şu anda bu antrenmanda, üst vücut antrenmanında vücutta bütün kaslar çalıştı. Çalışmayan tek kas, eksik kalan tek kas quadlar oldu. Quadlara da antrenman sonu hafif kiloyla biraz kan gönderildim. Kas hacmini olabildiğince koruyalım diye. Full body. Evet Melis. Evet, sonuna geldik. Sence verimli bir antrenman mıydı? Bence çok verimli bir antrenman. Değdi mi yani o kadar bastığına? Güzel miydi? Kesinlikle değdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok verim aldım arkadaşlar antrenmandan. Spor salonunda attığım için bugün bayağı hızlı oldu aslında. Biz 4-5 saattir mi ne yapıyoruz değil mi? O civarlarda. O civarlarda yapıyoruz. Hızlı atmak zorunda kaldık çünkü salonda çok durulmuyor. Evdeki antrenmanlar gibi olmuyor. Videoyu burada kapatıyoruz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Helal olsun. Ne diyorsun? Nasıl ya? Ciddi misin? Aa, Mert bende çalışıyor yalnız. Sende çökük bir tek galiba. Yo, bende gayet çalışıyor. Sende çökük büyük ihtimalle. Mert. Bak chatte de çoğu insanda sıkıntı yok diyorlar. Sende çökük herhalde. Bende bir sıkıntı yok çünkü. Birkan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. 5 gifted için. Umarım iyisindir Birkan. Selam selam. Son Seyit. Necit 21 Versus.